3 yıldır Midyat Merkez Hacı İsmail Camii cemaati olarak, cami görevlisi olarak hatimle teravih namazını burada ifa etmekteyiz. Cemaat yönünden büyük bir teveccüh var, büyük bir katılım var. Halk bu konuda çok memnun, çok duacı. Teravih namazından sonra cami cemaatine ikramımız olarak tatlı ikramı var, soğuk suyumuz var. Hasbihal ediyoruz. Büyük bir kaynaşma içerisindeyiz. Birlik ve beraberliği, o kuvveti had safhaya taşıyoruz. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle Ramazan ayının gelişiyle cennet kapılarının ardına kadar açıldığı, cehennem kapılarının sımsıkı kapatıldığı, şeytanların zincire vurulduğu bir ayda bu günleri görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tabi bununla beraber buruk bir Ramazan'a başladık. Kudüs tutsaktır, Filistinler mazlumdur, mağdurdur, büyük bir zulme uğramaktadır. Bu bizi rencide etmektedir, bu bizi üzmektedir. Dolayısıyla bu bizim Ramazan'ı idrak etmemize doğrusu bir burukluk oluşmasına sebep olmaktadır. Temennimiz odur ki en yakın zamanda inşallah
Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da teravih namazını ümmet olarak kılmaktır. Rabbim inşallah o günleri gösterir. Bu günleri görmemiz için de ümmet olarak birlik ve beraberliği, uhuvveti pekiştirmemiz lazım. Hazreti Peygamber'in sünnetini ihya ve inşa etmemiz lazım. Bu şekilde Allah'ın izniyle Kudüs'ü fethetmek hayal olmaz. Yakın bir zamanda inşallah Rabbim bu ümmete nasip eder. Yani hatimle teravih ayrı bir tattır, ayrı bir lezzettir. Bu Hazreti Peygamber'in sünnetini ihya ve inşa etme noktasında büyük bir gayrettir. Bununla beraber Kur'an ayındayız. Kur'an'ın nazil olduğu aydayız. Bu sebeple buraya katılan, hatimle teravihe katılan cemaatimiz Allah'ın izniyle bununla beraber bir ay sonunda bir hatmi de tamamlamış olur. Bu da ayrı bir güzellik, ayrı bir tat, ayrı bir lezzet. Dargeçit ilçe vaizi nasip oldu, burada hatimle teravihlerimizi kıldık elhamdülillah. Güzel bir duyguydu. Bu kıldıran kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Hakikaten kendilerini iyi yetiştirmişlerdi. Ve hepimizin ibadetlerini, orucunu, dualarını, ibadetlerini Allahu Teala Celle Celaluhu kabul buyursun. Hepimizi sağ salim bir şekilde nice Ramazanlara kavuştursun. Tekrar cümle İslam aleminin Ramazan ayı mübarek olsun inşallah. Tabii ki Allahu Teala Celle Celaluhu Ramazan'ın fadiletini bizlere anlatırken özellikle Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an diyor. O Ramazan ayı ki bu Ramazan ayında Kur'an indirilmiştir. Yani özellikle Kur'an-ı Kerim bu ayda indirildiği için Allahu Teala Celle Celaluhu bu ayı diğer aylardan üstün kılmıştır. Evet, yani Kur'an'ın nazil olduğu bir ayda Kur'an-ı Kerim'le buluşmak, Kur'an-ı Kerim'le haşir neşir olmak, teravihle namaz kılmak hakikaten güzel bir duygudur. Allah Celle Celaluhu ibadetlerimizi kabul etsin inşallah. Hatimle teravih, Kur'an-ı Kerim'in zaten salt okunması bir ibadettir. Hatim Ramazan-ı Şerif'te teravih namazında hatimle indirdiğimiz zaman sevabı çok daha abdaldır, çok daha güzel olur. Daha makbuldür inşallah. Hayır, sanırım cemaatin içinde belki de en yaşlısı benim. Sıkılmıyorum, yorulmuyorum da. Herkese tavsiye ederim. Yani gerçekten mutmain bir şekilde herkesin hatimle teravihe davet ediyorum. Hatimle teravih bütün cemaatin tek başına kılınan namazdan 27 kere efdaldır. Onun için teravih namazı, ben Allah'a bir şükür 14 senedir bu teravih namazını idare ediyorum. Bütün cemaatle beraber o kılınan yerde de melekler rahmet indirir. Onun için teravih namazını tercih ediyorum. Hatimle olanı şöyle, onun için tercih ediyorum. Çünkü hatimle kılınan namaz bu ay ibadet ayıdır. Bu ay yemek ayı değildir. İbadet etmemiz lazım. Senede bir kere şükür Rabbime ki teravih namazına bizi ulaştırdı. Onun için bunu idrak ediyoruz.